Sabahın ilk işine tavuklarımızı çıkarmakla başladık arkadaşlar. Evde biraz şöyle yemek artımlıkları vardı. Biz onları ayırdığımız tavuklarımızı ondan verdik. Böyle şeyi çok seviyorlar hayvanlarımız. Yani yemek artımlığı derken mesela bir yemek fazla geliyor. Yani kokmuş şey yemekleri değil de. Şöyle kedimizle tavuğumuz. Lan! Oğlum ne vurdun kediye lan öyle? Allah Allah. Hah, hah. Hadi yürü. Hadi. Hah. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İneğimiz şöyle gördüğünüz gibi dünden bugüne daha farklı arkadaşlar. Arkası iyice büyümüş. Bayağı da bir yürümekte bile biraz zorluk çekiyor. Şöyle suyunu falan doldurduk. Yukarıdaki üst taraftaki tarlamızda biraz ot uzadı arkadaşlar. Azaldı pardon. Bildiğiniz gibi. Yukarı gitmeyeceğim. Aşağı. Şu evin üst tarafındaki. Bizim hemen evin üzerindeki tarlaya gideceğiz arkadaşlar ineklerimizi. Orada bayağı bir güzel ot var. Hay kızım. Hiç su içmiyorlar arkadaşlar. Yeşillik yedikleri için. Hadi yürü. Hay kızım. Hadi. Suya sürmeye çalışıyorum ama hiç suyu bile görmüyor. Allah Allah. Hadi be. Hadi hadi kızım. Olmazsa öğlen orada bir şekil yapacağız arkadaşlar bakalım. Ya yukarı su doldururuz. Oraya değil. Hay Allah be. Bu bak. Hayvan milleti değil mi? Ha kızım. Senin orada ne işi var yavrum? Hadi lan. Aşağı aşağı aşağıdan kapıdan gireceğiz. Hadi yürü. Ha? Hayız. Ha? Ha? Hadi. Ha? Aşağı. Şişt. Hadi. Ha? Ha? Aşağıya. Ha? Ha? Hadi. Hayız. Dün oradan çıktığı yeri bilmiyorlar arkadaşlar. Dün oradan getirdim onları. Tekrar bugün oraya gideceklerini bilemiyorlar işte. İneğimizden de çara gelmeye başlamış. Her geçen gün doğuma bir gün daha yaklaşıyor arkadaşlar. İnşallah hayırlısı da sağ salim doğumunu yapar da. Sarı kızımızın Nazlı gibi güzel bir buzağısı olur. Hayız. Hadi. Sabah dün akşam onların önüne bayağı bir saman vermiştim arkadaşlar. Zaten hadi be. Sadece samanın üzerindeki yemi yemişler. Başka da bir şey yapmamışlar. Fazla bir şey yememişler. Arkadaşlar buranın güzelliğine baksanıza. Bizim bu yine getirdiğimiz yer aynı orman yolu gibi şöyle ağaçların altına gidiyor. Safranbolu'ya giderken bir yer var ya hani bizim bu partın Karabük yolu üzerinde. Heh, hadi kızım. Hadi. Heh. Aynı oraya benziyor. Bizim burası. Hayvanları götürdüğümüz yol. Burası bizim fındıklık arkadaşlar. Hemen evin yanında. Şöyle burayı telle böldük. Heh. Hadi. Telle böldük burayı. Hayvanlar bahçeye girmesin diye. Çünkü oralara bir şey ekiyoruz. Böyle fındıkların arasından doğru. Hadi kızım. Heh. Heh. Şöyle fındıkların arasından doğru bunları yukarıdaki tarlamıza getiriyoruz arkadaşlar. Ver. Hadi. Hadi Nazlı. Yürü. Hadi kızım. Burası bayağı bir otlu ya. Burada da otlamak istiyorlar. Bir de serin. Ver. Burada otlatırsak beklememiz lazım arkadaşlar. Çünkü şu taraftaki bizim çektiğimiz tel biraz ince. Hemen oraya kaçmaya çalışıyorlar. Ver. Orada soğanları marulları yediler. Bir de yama arkadaşlar burası. Hani kamerada fazla belli olmaz. Olmuyor zaten. Yama oldu. Heh. Hadi. İnek dinleniyor bak yoruldu. Neyse dinlensin bakalım biraz. Böyle arkadaşlar işte. Yoruldum vallahi ya. Nefes nefese kaldım. Şurada koyunumuzun ahırı var. Bu taraf da bizim arkadaşlar. Hemen şurada da sınır ağlağımız var. Komşumuzda. Böyle yeşillikleri içinden
yukarıdaki tarlamıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Hani bu aşağıki yoldan yukarıki yola kadar bizim yani. O yüzden hiç sıkıntı yok. Gayet de yerimiz güzel var. Neyse otlasın herkes ya. Otlaya otlaya gidiyorlar zaten. Sabah kalktığımızda tavuklarımı çıkardım arkadaşlar. Ondan sonra kazlarımızı falan çıkardık. Onları fazla ses yapıyorlar diye çekmedim bu arada. Çünkü hemen bağırıyorlar. Erkek kaz bana saldırıyor. Falan filan işte. Koyunumuzu daha erken çıkardım. Koyunumuzu kahvaltı yapmadan çıkardım arkadaşlar. Tarlamıza gelmiş bulunmaktayız. Baba nereye? Geleyim ben de, duracağım mı yukarıda? Tamam. Arkadaşlar babam, bizim bir tane akrabamız var. Ona yemek götürüyor da. Uzaktan bir tane akrabamız var. Ona yemek götürüyor. Oradaki abimiz kendisi yaşıyor. Kendisi yaşadığı için. Biz de kendi yediğimiz yemeklerden ona da ayırıyoruz. Ona da bir şeyler getiriyoruz arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzel. Birbirlerimize yardımcı olmamız lazım. Bu şekilde. Orası da zaten gittiğimiz yer amcamların evinin hemen üst tarafı. Gitmişken amcamların oraya durarız. Neyse ben şurada kapıyı kapatayım. Daha sonra devam ederiz arkadaşlar. Oraya bir gidip gelelim babama. Evet arkadaşlar, amcamların oraya gittik. Orada biraz oturduk. Çay falan içtik işte. Ondan sonra babamla geldik. Babam da eve gitti. Ben de burada hayvanlarımızın yanında kaldım arkadaşlar. Biraz koyunumuzun yanındayım. Koyunumuzu çıkardık. Arkadaşlar baksanıza, burası güzel ağaçlık. Biraz orman gibi. Hani dün demiştim ya size. Böyle şu alanı böyle tuttuk. Oraya şimdi güneş vurunca koyunumuz da buraya ağaçların içine gölge yere kaçmış. Buralarda dolanıyor. Koyunumuzu ilk aldığımızda çok zayıftı arkadaşlar. Adaklık satan bir tane abimizden almıştık onu. Ona da yeni gelmiş bildiğiniz üzere. Onu da zaten anlatmıştım size. Koyunumuz bayağı bir koyun tipi almaya başladı arkadaşlar. Bakımı gördükçe. Şöyle ağaçların arasında güzel güzel dolanıyor arkadaşlar. Hemen şurada üst tarafta ineklerimiz var. Onların yanına da geçelim. İneklerimiz de burada. Hemen üst tarafta. Koyunumuz alt tarafta. Koyunumuz, ineklerimiz böyle yakınken bağırmıyor. Kendisi durmaya da bayağı bir alıştı. Bilmiyorum onun yanına koyun alacağız mı? Bir tane arkadaşımızda erkek koyun var ama 4 aylık falanmış işte. Onu da 1700'e falan sana veririm dedi ama bilmiyorum arkadaşlar, hayırlısıyla bakacağız artık. Şimdi alır mıyız alamaz mıyız onu bilmiyorum ama ona da bir bakacağız. Çok güzel bir erkek koyun var. Bir 20 kilo falan geliyor o da. Onun yanına belki arkadaş olarak alırız. İneğimiz burada güzel güzel otluyor. Güzel de ot var arkadaşlar. Sabah çıkarırken hayvanlarımıza yem vermedik. Çünkü tarlamızda güzel ot var arkadaşlar. Ya güzelce yararlansınlar diye. Nazlı kızımız şurada yukarıda. Şöyle biraz yaklaştırayım mı? Koşarak geldi. Bunları da şöyle size çekeyim. Ben burada tabii gölgedeyim. Arkadaşlar yaz hemen hemen ayağını attı. Bugün sıcak bir hava var. Daha sabah kalktığımızda kısa kolluyla dışarı çıkabiliyoruz. Çıkabiliyoruz yani dışarı arkadaşlar. Yaz günü de güzel oldu böyle. Şöyle ineklerimiz otlasınlar. Arkadaşlar buradaki ot benim göbeğime kadar geliyor neredeyse. İneklerimizi diğer tarafa güymeden bir hafta falan büyük ihtimal burada güzel yayacağız. Çünkü çok güzel ot var burada. Şöyle. Burası 3 dönüm kadar. Biz burada hayvanlarımızı beklemesek de olur arkadaşlar. Çünkü etrafı güzel, telli, hırlı. Hemen evimizin üst tarafı burası. Ben de size şöyle köyden güzel görüntüler, ineklerimizin otlayışını şöyle çekmek için buraya hayvanlarımızın yanına geldik. Maşallah ineğimiz de bayağı bir yaklaştı arkadaşlar günü. O da şu an yalanıyor. Herhalde ufak ufak ağrı falan gelmeye başladı. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından görebilecek misiniz? Buzağı hemen orada. Patır patır ediyor. Kaçtı bir tarafa. Kızım. Sarı kızım benim. Huzur arkadaşlar ya. İnsana böyle kuş sesi, ineğimizin otlayış sesi falan
insana huzur veriyor. Bugün benim tatilim arkadaşlar. Sabah erkenden kalktım. Hayvanlarımızla falan meşgul olduk işte. Köyde hayat böyle. Bartın neresinde yaşıyorsunuz diye soracak olursanız arkadaşlar. Bartın Gökçekıran Köyü Deredibi Mahallesi. Deredibi Mahallesi'nde ikamet ediyoruz arkadaşlar. Doğma büyüme buralıyız. Annem babam. Zaten annemle babam da aynı köyden arkadaşlar. Aralarında iki ev var. Onu da size buradan söylemiş olayım. Kızım. Maşallah kızım. Maşallah kızım çok usludur arkadaşlar ya ineğimiz. Biz bunu kendi damımızdan büyüttük. Bunun anasını biz... Ne oldu? Heh. Gel kaçma. 7250 almıştık zamanında. İlk buzağısı da buydu. Daha sonra onun aldığımız yerden işte biz bunu tacirden aldık. Aldığımız yerdeki abi de fazla uzak köyde değil bize ulaştı. Bence bu ineği dedi bir daha tutmayın dedi. Bu sarı kızımızın anasını. Çünkü daha önce bir yerde buzdayken buzağı yatağı falan çıkmış işte. Yani böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ama onu da size anlatmak istedim. Onu dedi bence dedi daha bir daha tohumlamayın dedi. O da bunu buzladıktan sonra kızgınlığa gelmişti onu tohumlamadık arkadaşlar. Onu da 7250 aldık 10.000 liraya kurban yaptık. Aynı. Bunun gibi böyle cütleliydi arkadaşlar. 200 o zaman ne kadar çıktıydı ya? 220-230 kilo et çıkmıştı arkadaşlar kurbanda ondan. Kurbanda bizle beraber yanımıza 2 kişi daha aldık arkadaşlar. 3'e böldük yani. 3'e mi 4'e mi tam hatırlamam ama 3'e veya 4'e böldük işte. O şekilde yapmıştık o zaman. Bunda öyle olmuştu. Bunu da damdan yetiştirdik, büyüttük. Bundan bir tane tosun aldık. Bir tane düvesi o var arkadaşlar. Onu aldık. Nasip olursa şimdi bir buzağı daha alacağız. Önce tosun buzladı. Sonra düve. Şimdi sıra tosunda ama sağlıklı olsun da arkadaşlar. Tosun olsun, düve olsun. Bizim için fark etmez. Tosun olursa da arkadaşlar büyütüp şöyle bir 300-500 kiloya falan kadar yapmak istiyorum ama sabah su içmediler. Şimdi su arıyorlar arkadaşlar. Olmazsa ne yapacağız? Onu da anlatayım size. Burada eski buzdolabımız var arkadaşlar. Bunu biz su olarak kullanıyorduk burada. Sulama şeyi olarak kullanıyorduk hayvanlarımızı. Bunu hayvanlarımız şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle şuradan kırmışlar yani. Buna su doldurunca buradan da boşalıyor. Artık bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle dik konumuna getirip şöyle şu tarafına su koyabiliriz. Yani altına bir tane bir iki tane taş koyup aşağıdan hortumumuz da var. Oradan su çekeceğiz. Bunu da büyük ihtimal buradan yaparız. Şurada yukarıda da yolumuz var. Orada da ağla var. Oradaki ağla kırılmış arkadaşlar. Baksanıza hayvanlar su arıyor. Hatta ben şimdi ne yapayım arkadaşlar? Aşağıdan gidip hortumu yayayım. Buraya sulamayı çekeyim. Değil mi kızım? He? Dur be. Kocuğum. Ne yapıyorsun? He? He? Biraz havada sıcak ya. Gölgeye çekilmek istiyorlar. Koyunum. Çıtır. Bu tarafa ineklerin yanına mı gelmek istiyorsun kızım? He? İneklerin yanına mı geleceğim buraya? Çıtır. Ne oldu? Vallahi bu tarafa ineklerin yanına geçmek istiyor. Arkadaşlar umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Sizlere elimden geldiği kadar güzel köyde videolar çekmek istiyorum. Şöyle ineklerimizin otlayışını falan. Arkadaşlar bu arada da kanalımıza abone olup like atarsanız, yorum da yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizin yorumlarınız benim için değerlidir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı yazarsanız hem bana ilham olmuş olur.
Tabi yorumlarda benim ne çekmek istediğim falan, siz istiyor ne çekmek istediğimi istiyorsanız arkadaşlar bana yazabilirsiniz. Ben de ona göre kendime bir yol, bir harita çizerim. Yorum yapan herkese de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çoğu kanalımızı herkes abone olmadan izliyor arkadaşlar. Abone olarak da bizi izlerseniz bizim bir tık ilerlememiz için iyi olur yani. Onu da buradan belirtmiş olayım. Maşallah kızarma, maşallah. Örümcek. Hemen şurada da erik ağaçlarımız var. Dünkü videoda göstermiştim arkadaşlar. Onu da bu akşam paylaşacağım. Bu akşam saat 8'de. Yani onu siz bir gün önce izleyeceksiniz. Ondan sonra bu videoyu izleyeceksiniz. Çıtırımız da maşallah, baksanıza. Şöyle gölgede yavaş yavaş ot kapanıyor. Herkes karnını doyurmanın peşinde arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bizim burada su sistemimiz var. Daha önce buradan hayvanlarımıza su veriyorduk. Hali hazırda buraya su sistemi yapmıştık. Şöyle şebeke suyunda. Vallahi canım rahat etmedi. Şurada evde hortum vardı fazladan. Onu buraya çektim. Diğer hortum hep patlamış. Bu eskiydi. Her yerinden patlamış. Olmuyordu. Bakalım. Yallah bismillah diyerek suyumuzu açtık şöyle. Buzdolabını da ayarladım ben. Hadi onun yanına gidelim bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar güzel de şöyle göstereyim. İçini tertemiz ettik. Valla bu hayvancılık işi üşengeçle gelmez arkadaşlar. Şöyle şuradan çekeyim. Buzdolabının içinde tertemiz ettik. İneğimiz buradan yanmış vallahi. Güzel güzel suyun içi. Güzel bunu dolduracağım şimdi arkadaşlar. Ondan suyunu içebildiği kadar içsinler. Ondan sonra güzel buradaki bu buzdolabımızı dolduracağız. Hayvanlarımız da rahat etmiş olacak. Çıtır. Sana da kovayla su getireceğim şimdi, tamam mı? Çıtırın damında su var ama şimdi o kapılar kapalı olduğu için damına gidemiyor arkadaşlar. Ona da buraya bir kova damındaki suyunu getiririz. Vallahi arkadaşlar üşengeçlikle olmuyor bu iş. Üşengeçlik yapmamamız gerekiyor. Ben de yapmadım. Gittim evin yanında şöyle hali hazırda güzel bir hortumumuz vardı. Onu şöyle daha oradan getirdim. Zaten bağlantı yeri de hazırdı. Orada şey de hazırdı. Güzel böyle çektim. Şu şeyi buzdolabımızı da güzel yıkadık arkadaşlar. O da tertemiz oldu. Şöyle suyumuzu da güzel burada doldurunca nesi var arkadaşlar baksanıza. Mis gibi 3 dönüm. İnsanın göbeklerine kadar gelen ot var arkadaşlar. Dizlerine kadar, bazı yerlerde göbeklerimize kadar gelen ot var. Mis gibi burada suyunu içsinler. Otunu otlasınlar. Gelsinler, burada ağaçlarımız da var. Şurada gölgede yatsınlar. Yani bulunmaz bir nimet. Vallahi öyle. Mis gibi. Baksanıza arkadaşlar şurada suyu. Su da burada. Böyle doluyor. Neyse bu su dolsun. Evet arkadaşlar ineklerimiz orada güzel güzel otluyorlar. Sularını içtiler. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Güzelce onların su işini de halletmiş olduk. Suyumuz da burada doluyor arkadaşlar güzel güzel. Az bir şey kaldı dolmasına. Çıtırımızın su işini de hallettik. Şuraya kovasına suyu doldurduk arkadaşlar. Su hafiften bulanık geliyor ama önemli değil zaten. Bu zaten bizim evde kendi kullandığımız su. Herhalde birazdan çöker arkadaşlar. Temiz su yani. Öyle şey su değil. Bugün de böyle bulanık geliyor olsun. Koyunumuz çıtır da orada güzel güzel otluyor. Hayvanlarımızın keyfi yerinde arkadaşlar. Sorununu da bu şekilde çözmüş olduk. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Daha güzel videolarda hep birlikte olacağız arkadaşlar. Bizden ayrılmayın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.